Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli tinozur görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki buluvatkan gün tertibdeki haberlerini huzuruna sunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımız bolsun. Amerika Taşkı İşler Ministeri Xitayni Uyghurlarını bastırışını toxtatışqa çağırdı. Anadolu'ya agentliğinin tünügünki haberde bildirilişe, Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo, Xitayning Şarkı Türkistan'daki bastırı siyasetlerinin halkaralık nizamga buzgunçilik kılıvatkallıqını bildirdi. Mike Pompeo Twitter'da Uyghur meselesi hakkında kayıt toxtalgan bulup, o yazması da Şarkı Türkistan'da Uyghurlarga karıtılgan kollektif tutkun kılış ve yokap gitiş vakalarına alakadar işençilik dokulatlarına tapşır verip kılıvatımız. Xitayning xalqaro nizamlarga ve öz qonuniga buzgunchilik qilib atgan bu siyosatlarini to'xtatishga qaytidan chaqiriq qilaman deganlarini bildirdi. Amerikalik olim g'arb dunyosini qishliq olimpiyani boykot qilishga chaqirdi. Tibet ovozi to'g'rining tunugiga xabarda ko'rsatilishicha, amerikalik olim maqola e'lon qilib, g'arb davlatlarini Xitoyda o'tkazilgan 2020 yillik qishliq olimpik musobaqasini boykot qilishga chaqiriq qildi. Amerikalik alim Mike Moffitt bundan neçe gün burun maqale elan qilib, tarixdan buyon olimpik musobaqasini boykot qilish ahvollarining ko'p qatim yuz berganligini, siyosatning hamma joyda mavjud ekanligini, tanarkat faoliyatlaridan siyosatni to'liq ayirib etishning mumkin emasligini bildirdi. U maqolasida 1936 yildagi olimpik tanarkat musobaqasini misol keltirgan bo'lib, natsist Germaniya sababli har qaysi davlatlarning olimpik musobaqasini boykot qilganligini, shuningga o'xshash Tibetlarni, Hong Kongliklarni va jazo lageri ta'sis qilib, Uyg'urlarni bostirayotgan Xitoyning mu boykot qilinishi kerakligini bildirdi. U Xitoy kompartiyasini dunyoni bulg'ug'uchi deb sifatlagan bo'lib, agar Xitoy jinoiy qilmishlarini davomlashtirsa, g'arb davlatlarining diplomatik besimini tehimi kuchaytirishi kerakligini, qishliq olimpikni boykot qilish bo'lsa, buning usullaridan biri ekanligini ta'kidladi. Hong Kong dairleri halkının keng kölemlik namayışını çekledi. Amerika Avazı Toru'nun bugünkü haberde bildirilmişçe, Hong Kong halkının bugün 31. August keng kölemlik namayış kılış planı Hong Kong dairleri tarafından tosup koyulgan. Haberde bildirilmişçe, Hong Kong halkı bugün yeni bir kıtımlık keng kölemlik namayış kılışını planlagan bulup, halkaranın ve Xitay dairlerinin katlı dikkatini kozgan. Ama namayıştan bir gün burun Hong Kong dairleri Huang Jifeng Katarlık muşim şahıslarını tutkun kılgan bulup, bir kısım kişiler Xitay'nın bu kılmışını ak terörlük deb ayıplıgan. Hong Kong dairleri 29. August halkının bugünkü namayışını çekilgenlikini ilan kılgan bulup, halk şikayet arzı sunugan bolsumu kayıtıdan rad kılıngan. Haberlerge asaslanğanda gerçi bugünkü namayış çekilgen bolsumu Hong Kong halkı devamlı köçüge çıkıp karşılık körüsüzü kallıqını bildirgen. Tunji növbetlik Şarkı Türkistan Yaşlar Uçuruşu İstanbul'da eçildi. Şarkı Türkistan yeni nesil hareket tarafından elip verilgan Tunji növbetlik Şarkı Türkistan Yaşlar Uçuruşu yığını bugün İstanbul'da eçildi. Uçuruşuş Kur'an-ı Kerim tilaveti, İstiklal Marşı ve Şarkı Türkistan yeni nesil hareket reisinin eçiliş nutku bilen başlandı. Yığınğa Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği, Ma'arif Cemiyeti mesulleri ve başka pişkademler katnaşkandan başka Türkiye'nin her kaysi şehirlerden yüzdün köp okuğuşu katnaştı. Yığında Şarkı Türkistan Ma'arif ve Hemkarlık Cemiyeti ve Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendi dava adımı hakkıda. Cemaat Erbabi Abdüqadir Yapçan Şarkı Türkistan davasının mahiyeti hakkıda. Sütuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı Reisi Doktor Abdüxalık Uygur Şarkı Türkistan davasının tarihi hakkıda. Ustaz Abdurrahman Cemal Kaşıgari dava ahlakı hakkıda söz kıldı. Yığın iki gün devam kıldığan bulup ete ayaklaşıdı. Xitay İlham Toxtinin Vaslav Havel mukofatiga namzatlığı tanlanganlığına narazılık bildirdi. Xitay rejimi Avrupa Kengeşinin türmedeki ataklı Uyghur ziyalisi İlham Toxtini Vaslav Havel kişilik hukuk mukofatinin namzatlığı tanlanganlığına narazılık bildirdi. Xitay Taşqi İşlar Ministerligi 29 avgust kuni bayonot e'lon qilib, Yevropa Kengeşini 2014 yılı bölgünçülük bilen ayıplanıp müddetsiz kamak cezasına hüküm kılınan İlham Toxtinin namzatlığını bekar kılışka çağırdı. Yevropa Kengeşinin hayatlar yığını 26 avgust günü Çekhiya paytaxtı Praga'da bayanat ilan kılıp, İlham Toxtinin Uyghur meselesi de şundaklı milletler arasındaki diyalogunu algı sürüştü kürsetken tirişçallığını közü tutup,
2019 yıllık Vaslav Havel kişilik hukuk mükafatının namzatlığı layık görülgenliğini jakarlığan idi. Fransiya agentliğinin haber kılışça, növete Avrupa Kengeşi sabık Çekiya prezidenti Vaslav Havel'nin namığı tesis kılınan bu mükafatka 3 namzatını tanılgan. Kalgan 2 namzatlıkka Tacikistanlık adukat Buzur Mihri Yaro bilen Balkandaki bir yaşlar tinişlik teşkilatı tanılgan. Vaslav Havel kişilik hukuk mükafatı İlham Tohtu bu yıl namzatlığı görüstülgen birden-bir mükafat emez. O bu yıl birinci ayda Amerika Devlet Meclisi'nin bazı azaları tarafından Nobel Tinişlik Mükafatı'na namzatlığı görüstülgen idi. Xitay Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Gınşuan Taşkı İşler Ministerliği'nin peyşembe günkü akbarat yığınıda bu yıl 49 yaşlık İlham Tohtu'nu terörlükünü kollugan bölgünçü edip ayıbledi. O alakadar organlarını İlham Tohtu'nun namzatlığını bekar kılışka bölgünçülük ve terörlükünü kollaşın tohtışkı çakırdıqallıqını bildirdi. İlham Tohtu Xitay rejimi terörlük ve əsəbilikki karıştırışını bahanı kılıp 3 milyondan artıq Uyğur ve başkalarını yığıveliş lagırlarına kamıgan onun kılmışı halkaradı qattıq ayıplaşkı uçuravatkan bir mezgilde namzatlıqı tallandı. Fransiya agentliğinin bildirişçe bu mükafatının erişkücüsü Fransiyanın Strasbourg şehirde 30. sentabr günü yani Xitay Devlet Bayramı'nın harpisi de ilan kılındıken. Kanada'da ekilgan Müslümanlar yarmankisi de Uyghurlar tunuşturuldu. Tünügün 30. avgust günü Kanada'nın Ontario ülkesi de 3 günlük Müslümanlar yarmankisi başlanan bulup, yarmankide Kanada'da yaşayavatkan 50'den köp Müslüman cemiyetlerinin vekilleri katnaşkan bulup, öz devletlerinin alahidliklerini tunuşturdu. Şu Katar'da en közge çelikidigini Şarkı Türkistan çidiri bulup, Kiriş Eğizi Körkem Hetkah Camisi'nin 600'ü bilen zinnetlendi. Şunakla ayıltuzluk bayrağımız ləpildi. Yarmankideki Şarkı Türkistan'ı tunuşturuş faaliyeti Kanada Şarkı Türkistan Cemiyeti, Derman Fondi Cemiyeti ve Uyghur Mescidinin birlikte hemkarlışı bilen elip verilgan bulup, ziyaretçilerinin alahide dikkatini tarttı. Yarmankide Uyghurlarının milli medeniyetine alakadar her hıl buyumlar, yemek içmek, kiyim gece katarlıklar tunuşturuldu. İstanbul'da kız okuyucular üçün könüllük sayahat tertiplendi. Sütukbuğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı ve Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti'nin birlikte uyuşturuşu bilen 30. avgust okuyucularga kıyrındaşlık mehrini yetkizüş üçün sayahat faaliyeti orunlaştırıldı. Mahsus kız okuyucularga has orunlaştırılgan faaliyet İstanbul'un Beykoz Aramgahı'da elip verildi. Faaliyetini Saudi Arabistan'daki sahabetçiler maddi cihetten kollagan bulup, faaliyetke Türkiye'de okuvatkan Ali Mektep okuyucuları ve bir kısım toluksız otur mektep okuyucularından bulup, 100'ge yakın kız okuyucular katnaştı. Faaliyet yazlık tatil kılıvatkan Ali Mektep okuyucularına kıyrındaşlık mihri yetküzüş, öz ara tunuşuş arkalık birlik ve ittifaklıkımızga puhtu asas seliş, Xitay tecavüzçilerinin yolsuzlukı sebebinden kilip çıkan okuyucularının ata ana ve uruk tukalları bilen alakı kılalmay, katlı gherip saçlarını unutulduruş məksid teşkillendi. Okuyucular kıyık aydaş, atminiş, okya etiş katarlık köngül etiş faaliyeti teşkillendi. Ondan başka en-enevi ve zamanevi oyunlarını oynaş, zikin sınaş müsabıkısı ötküzüldü. Ahırda ustazlarının yetekçiliği de Şarkı Türkistan'da Xitay zulümüde kırılıp gitibatkan kıyrındaşlarımızın tizirek zulümdün kutuluşu, Xitay tecavüzcilerinin halakiti üçün duaları kılındı. Gayip kılıbetken kişilerini yad etiş yüzsedin, Birleşken Milletler Teşkilatı her yılı 30. Ağustos'ni Mecburi gayip kılıbetligeler halkara hatırı günü kılıp bekitken. 2019 yılı hatırı günde Washington şehirdeki Devletlik Akbarat Kulübü'de mahsus yığın içilip, Asya, Afrika ve Latin Amerika'sidiki bu hıl mecburi gayiplikinin kurballarına aylanan her saha kişileri eslendi. Bu katımkı yığınığa alayit teklif kılıngan mihmanlarının biri yıllardın buyan halkara sahinlerde Uyghurlarının hak ve hukukları üçün körüşüp gelgen Rabia Kadir Hanım idi. O, Amerika'daki Uyghur faaliyetçi Yemli Beke Patkoli'nin tercümanlığı da Uyghurlarının hazır kaysi derecedeki zulümge uçuravatkallıkını bayan kılıp, Allah kaçan 500 minçe Uyghur tutkunun Xitay ülkelerine yötkep gitilgeliğini, bu kişilerinin kayerde ve kandak haleti işkerliği hakkında hiç kandak uçur yokluğunu, yani Nurgun Sandaki Uyghurların lagırlarda izdireksiz gayip kılıbetilgeliğini söylep ötü. Ahırda özünün lagırlar hakkıdaki İngilizce bayanatını Yemli Bika'nın yığın ahlige okup birişige havalı kıldı. Uyghur davasının kolluğuçisi tunulgan tarihçi profesör Dr. Mustafa Kafali alemden ötü.
Türkiye'de üniversite okuyucusu vaktinden tartıp Şerq Türkistan davasını kollap gelgen ve Uygur tarihi hakkında kitap ve köpsende makale yazıp kaldırgan tunulgan tarihçi Profesör Doktor Mustafa Kafali Efendi 8. ayının 28. günü 85 yaşında alemden öttü. Ankara Üniversite Til ve Tarih Coğrafya Fakültesinden pensiyaya çıkan Profesör Mustafa Kafali Efendi Çağatay Xanlığı Tarihi 1327-1345 namlık kitabıyla kadimki Uygur tarihi Çağatay Xanlığı doğrusunda köp sanda makale yazıp kaldırganı sırt yaşlık yıllardan tartıp köp sandaki ilmi ve dokulat beriş yığılları da Uygur tarihi, medeniyeti ve Uygur meselesi doğrusunda dokulatlar bergen. Onun 1984 yılı yazgan Çağatay Xanlığı Tarihi namlık kitabı Çağatay Xanlığı doğrusu yazılgan çoğun hacimlik kitabı hesaplandı. O köpsanda tarihçi yetiştirgen ustaz bulup, Türkiye'nin her kaysi üniversitelerde onun köpsanda okuyucusu profesör bulup hizmet kılmakta. O Türkiye'de muallimlerinin muallimi ünvanına ilgi bulgan okutkucu. Türkiye'de zor abroyga ilgi bulgan Mustafa Kafali Efendi'nin 8. ayının 30. günü Ankara Kocatepe Mescidi'de ötküzülgen meyit namazını çürüşke, Türkiye'nin bazı devlet erbapları, bazı partiyanın mesulleri, yetiştirgen okuyucuları, uruk tukalları ve Ankara'daki Uygurlardan bulup, mınlıgan kişi katlaştı. Onun cinasının üstüge Türk bayrağı bilen Ay Yıldızlık Şarkı Türkistan bayrağı koyulgan bulup, Ankara Gölbaşı Kabristallıkı'a depni kılındı. Merhumga Allah'tan rahmet, ailesine sabır taqat dileyimiz. Yira Uygur Başlangıç Mektebi okuş bitiriş mürasimi ötküzdü. 30. Ağust günü Hira Uygur Başlangıç Mektebi'nin yazlık tatillik oku okutuş programısı ahırlaşıp, okuyucularga takdirname tarqıtıp berildi. Hira Başlangıç Mektebi yazlık tatil jarayanında 350'ye yakın okuyucunu haksız ana tilde terbiyelegen bulup, mülçerdeki plan toluq işqa aşırılgan. Mektep rehberliki okuyucularga kılgan hitabida omaq şakiçikler, sizlerden pekat ayrılgımız yok. Siler biğubar kalbinler ve zirekliğinler bilen bizde çunkur eslemi kaldırdınlar. Allah silerden razı olsun. Biz her vakit silerini eslep durumuz. Ve şundakla Allah'tan silerge menfaatlik ilim ata akılışını tileyimiz. Yıkında başlandıgan yeni okuş mevsumunlar utkuluk bulsun digerlerini bildirdi. Başkalarının zeminini besiveriş niyetimiz yok. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye çigra sırtı devamlaştırıvatkan herbi hareketlerinin birden bir nişanının Türkiye Cumhuriyeti'nin hak hukuklarını kogudaş işkenlikini bildirdi. Türkiye Avazi Radyosu haberde bildirilse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30. Ağustos Zafer Bayramı ve Türkiye Armiyesi Bayramı günü münasibeti bilen Başkomandan Süpti bilen Cumhurbaşkanlık Sarayı'da bergen ziyafette kılgan sözü de İraq'nın şimalıda bölgünçü terörlük teşkilatı PKK'a karata ilip berilivatkan herbi hareketlerinin Türkiye'nin bihaterlikini kogdaşını nişan kıldığalıqını tekitlep mündaq dedi. Bizden başkalarının zeminini besiveliş niyetimiz yok. Ama başkalar bizden zeminimizin besivelişini köngülüge pükse, igilik hukukumuzu hırs kılsa, hem de istiklalimiz hem istikbalimizi tehdit şekillendirse, bununla kılcı sever taqat kılalmayımız, hem karap duralmayımız. Növette Irak'ta, Suriye'de, Şarkı Akdeniz'de ve teritoriyerimizden her kaysi caylarda elip beravatkan körüşümüzden birden bir nişani Türkiye Cumhuriyeti'nin hak hukukları ve menfaatlerini kogdaştır. Dost ve qeyrindaş halıqlarının bihatırlıkını kapalet astığı eleştir. Türkiye çigra rayonlarda yüz beravatkan özgür işlerge herkizmi karap oltıralmaydı. Dervaka biz halkımız, dostlarımız ve qeyrindaşlarımız dert elem ve musibet yalqında köyü olsa, karımız bulma yüreği vırdıgan bir millet emesimiz. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.